Hamilelik dedik hocam. Tabii hamilelik çok farklı bir duygu. Anne olmak çok güzel bir olgu olsa gerek. Peki hamilelik nedir? Belirtileri nelerdir? Hamilelik tabii çok güzel bir şey. Hep böyle pozitif duygularla başlıyor ve hep güzel geçsin istiyorsunuz ve asla bir sorun çıkmayacakmış gibinize geliyor. Bir sorun çıktığında da çok hem doktor hem de aile ve anne adayı çok üzülüyor. O yüzden normalde gebelik kontrolleri bir sorun çıkarsa ne yapabilirim üzerine gitmesi gerekiyor. İlk belirtiler en önemli belirti adet gecikmesidir. Düzenli periyotlarınız varsa onun sekteye uğraması ilk aklımıza gelecek şey evli ve ilişkisi olan bir kadında gebeliktir. Adet gecikmesinden bir hafta sonra geldiğinde işte ultrasonla gerekirse kan tahlilleriyle tahlil yapabiliyoruz. Göğüslerde gerginlik olabiliyor gene ilk belirtilerden. O şekilde tanısını koyuyoruz. Ama bazen çok nadiren de olsa gebe olduğu halde adet zamanı çok nadirendir. Kanamalar olabilir ya da hasta gebe olduğunu fark etmemiştir. Düşük tehdidi vardır, kanaması vardır. Kanama olunca da hiç gebelik aklına gelmez. İşte bu tür ufak tefek belirtiler olduğunda en önemlisi muayeneye gelip gerçekten gebe misiniz, normal bir gebelik mi, iç gebelik mi, dış gebelik mi, sağlıklı bir gidecek bir gebelik mi onu muayeneyle ancak anlayabiliriz. Demek ki düzenli adet olan evli hanımlarımızın adet düzensizlikleri oldukları zaman, gecikmeleri olduğu zaman mutlaka ya Mutlaka. evde ufak bir test yapmaları gerekiyor. Sonrasında da doktorumuza gelip Evdeki test çok önemli ve çok %100 güvenilir ama şu var, normal bir iç gebelik mi dış gebelik mi onun ayırdığını yapamaz evdeki testlerimiz. Gebe olduğunuzu öğrenebilirsiniz ama sağlıklı olup olmadığını öğrenmek için gene mutlaka bize gelmeniz gerekiyor. evet, tabii sağlıklı bir bebek dünyaya getirmek için de doktor kontrolünde olması gerekiyor. Şöyle diyeyim, yani gebelik dünyanın en doğal işte olayı, Adem'le Havva'dan beri gebelik var, kadınlar var ve doğumlar var. Burada kadın doğumcunun üzerine düşen her şey normalken zaten gidiyor olay. Bir sorun olduğunda fark edip müdahale etmek, mümkünse gebeyken önleyebilmek, önleyemiyorsanız da en güzel şekilde yönetmek sorunu. Ya erken doğumla ya işte zamanına kadar bekleyerek ya da işte doğum şeklini değiştirerek olayı, süreci yönetmek.